İstanbul. İmparatorluklara çağlar boyunca başkent olan eşsiz bir tarih ve uygarlık birikimi. Tarihi Yarımada'nın ucunda yer alan ve İstanbul'un silüetini çizen şehrin en eski bölgesi Sultanahmet Meydanı ya da Bizans döneminin hipodromu. İstanbul'un bu bölgesi her zaman coğrafi anlamda şehrin doğusu ama siyasi anlamda şehrin merkezi oldu. Her dönemde imparatorluk sarayları ve kutsal mekanlar bu alan üzerine kuruldu. Bunun en belirgin kanıtı Ayasofya'nın karşı köşesinde duran Milyon Taşı'dır. Burası Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentinde dünyanın başladığı yer, dünyanın sıfır noktası olarak kabul edildi. Buradan başlayan ana cadde belirli meydanlardan geçerek sur kapılarına, oradan da dünyanın dört bir yanına ulaşıyordu. Bizans döneminde çeşitli eğlencelerin yapıldığı 10 bin kişilik hipodrom üzerinde birçok tarihi anıt bulunuyor. Meydanın ortasında yer alan en ilgi çekici anıt Mısır taşıdır. Firavun 3. Totmosis'in 1550 yılında Mezopotamya'ya yaptığı seferi anlatan anıt İstanbul'daki en eski tarihi yapı. Romalılar tarafından Mısır'dan alınarak İstanbul'a getirilen anıtın kaidesinde imparatorun araba yarışı seyrederken resmedilmiş kabartmaları yer alıyor. Sütun üzerindeki hiyeroglif yazılarda Firavun'un savaş sırasında Fırat Nehri'ne geçiş öyküsü anlatılıyor. Sultanahmet Meydanı'ndaki diğer anıt, Delfi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilen üç yılanın birbirine dolandığı burmalı sütundur. Hipodromun güney ucunda bulunan dikili taş, Bizans İmparatoru 7. Konstantin'e ait olan 32 metrelik örme taştan yapılmış bir sütun. Fetihten sonra Osmanlılar da bu bölgenin manevi karakterini değiştirmediler. Camilerini, saraylarını burada inşa ettiler. Sultanahmet Meydanı, gündelik yaşamın en hareketli olduğu yerlerden biri haline geldi. Osmanlı döneminde Türk sporu ciritin oynandığı hipodrom at meydanı adını aldı. Şehzadelerin sünnet düğünleri, çeşitli eğlenceler ve spor gösterileri hep bu meydanda yapıldı. Sultanahmet Meydanı'nın kuzey ucunda bulunan Alman Çeşmesi, buradaki en yeni anıt. Anadolu-Bağdat demir yollarının yapımına başlandığı sırada, Türk-Alman dostluğunu simgelemek amacıyla 1898 yılında Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm tarafından yaptırılarak Osmanlı Sultanı II. Abdülmecid'e armağan edilmiş. Sultanahmet Camii'nin arkasında bulunan mozaik müzesi, eski Bizans sarayındaki zemin mozaiklerinin sergilendiği zengin bir müze.
günlük yaşamın çeşitli görünümlerini yansıtan mozaiklerde gerçekçi bir kompozisyon ve estetik anlayış büyük bir ustalıkla sergileniyor. Bizans İmparatoru Justinian tarafından 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, 9800 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş. İstanbul'un kuşatılma tehlikesine karşı su sorununu çözmek amacıyla yapılmış olan sarnıçta Korent üslubu 366 sütun bulunuyor. ...80.000 ton su kapasitesiyle İstanbul'un en büyük sarnıcı olan Bazilika Sarnıcı, Osmanlı döneminde saray bahçelerini sulamak amacıyla kullanıldı. Sütunların altında bulunan gorgon başı kabartmalar mekana gizemli bir hava veriyor. Alanın kuzeyinde bulunan arkeoloji müzesi dünyanın en zengin müzelerinden biri. Yunan, Roma, Bizans ve İslam öncesi Asur, Babil, Mısır uygarlıklarına ait en seçkin eserlerin sergilendiği müze, ilk bilimsel Türk müzecisi Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuş. Eski Mısır'dan yakın tarihlere kadar son derece zengin eserlerin yer aldığı müze, bu topraklarda var olmuş uygarlıkların yarattığı değerleri sunuyor. Ayasofya. Bizans İmparatoru Justinian tarafından zamanın en büyük mabedi olarak milattan sonra 537 yılında inşa edildi. Matematikçi Tralleslu Anthemios ve Miletoslu geometri bilgini Isidoras tarafından planlanan yapı, mimarlık tarihinin en görkemli örneklerinden biri oldu. İmparator kapısı üzerinde yer alan mozaiklerde, kucağında İsa'yı tutan Hazreti Meryem'e, Bizans İmparatoru Konstantin şehir surlarını, İmparator Justinian ise Ayasofya'yı hediye ediyorlar. Ayasofya'nın üst katındaki en ilgi çekici bölümlerden biri olan kadınlar kısmında, İmparatoriçe'ye ve İmparator ailesinden kadınlara ait galeriler bulunuyor. Duvar mozaiklerinde
Hazreti Meryem ve vaftizci Yahya'nın insanlığı kurtarması için İsa'ya yalvardıkları deesis sahnesi tasvir ediliyor. Ayasofya'nın sütunları, Baalbek, Artemis ve Heliopolis gibi antik dünyanın en önemli tapınaklarından getirilmiş. Sütun başlıkları ise Bizans sanatında benzeri olmayan bir ustalıkla işlenmiş. Ayasofya 1453'te fetihten kısa bir süre sonra camiye çevrildi. İçine Müslüman ibadetinin öğeleri olan mihrap, minber ve hatlar konuldu. Her köşesinde ayrı bir tarih, ayrı bir efsane yaşayan Ayasofya, Türkler tarafından da görkemli bir ibadethane olarak benimsendi. Sultanahmet Camii'nin karşısında bulunan İbrahim Paşa Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk sadrazamı İbrahim Paşa'ya ait. Günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olan saray, misafirlerini sakin ve güzel iç avlusunda ağırlıyor. Müzede Türk İslam sanatının en değerli tekstil, metal, seramik ve ahşap eserleri sergileniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıl boyunca yönetildiği Topkapı Sarayı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlı başkentinin sarayını Bizans'ın akropolisi olan bu bölgeye inşa ettirdi ve Osmanlı sultanları 1. Abdülmecid'e kadar burada yaşadılar. Gösterişten uzak ve son derece sade bir mimari anlayışın hakim olduğu Topkapı Sarayı, bugün Osmanlı tarihinin en gözde eserlerinin sergilendiği bir müze. Thank you.
17. yüzyıl başında hipodromun güneydoğu yönündeki geniş bir alan üzerine inşa edilen Sultanahmet Külliyesi, aynı zamanda son Osmanlı Sultan Külliyesi olarak da özel bir anlam taşımaktadır. Ayasofya'nın karşısında bulunan külliye, hamam, imaret, sıbyan mektebi, darüşşifa, medrese, darülkurra, sebil ve türbeden oluşan büyük bir sosyal yapı. Külliyenin kıble yönündeki en uç kapısı olan Aras'ta, İstanbul'da 17. yüzyıldan kalan tek üstü açık çarşıdır. Meydana adını veren Sultanahmet Camii, Sultan 1. Ahmet'in Osmanlı başkentine değerli bir armağanı. İstanbul silüetinin ayrılmaz bir parçası olan Sultanahmet Camii, 1609 yılında dönemin baş mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından eski Bizans Sarayı'nın bulunduğu yere inşa edildi. Yedi yıl süren yoğun bir çalışma sonucu tamamlanan cami, 1617 yılında ibadete açıldı. Sultanahmet Camii, Osmanlı mimarlığının ilk ve tek altı minareli camiidir. Caminin doğu cephesindeki köşeye inşa edilmiş olan Hünkar Kasrı, padişahın namazdan sonra dinlenmesi için tasarlanmış bir yapı. ...26 sütun üzerine oturtulmuş 30 kubbeli şadırvan avlusu, gelenleri kitabeli taç kapısıyla karşılıyor. Sultanahmet Camii. 260 penceresinden süzülen gün ışığının aydınlattığı mavi bir bahar rüyası. Dört fil ayağı üzerine oturan kubbe ve onun yarattığı iç mekanın ferahlığı, insanda olağanüstü bir genişlik duygusu uyandırır. Kıble duvarında yer alan taş işçiliğinin zarif örnekleri, Osmanlı sanatındaki inceliği ve estetiği yansıtıyor.
kubbeyi süsleyen çok sayıdaki Kur'an ayetleri devrin ünlü hattatı Gubari tarafından yazılmış. Kıble duvarının sol üst katında bulunan hünkâr mahfili, padişaha ait özel bir bölüm olarak camide yer alıyor. Hünkâr mahfilinin mozaik ve yeşim süslemeli mihrabı, altın yaldızlı çinileri ve sedef işlemeli kapıları bir virtüöz olan mimarın sedefkarlık, musiki şinaslık gibi sanatsal eğilimlerinden gelen renkli dünyasını yansıtıyor. Duvarları mavi ve yeşil İznik çinileriyle süslenen Sultanahmet Camii, bu özelliğinden dolayı Batılılar tarafından Mavi Cami olarak adlandırılıyor. Mavi Cami, laleler, sümbüller, karanfiller ve nar çiçeklerinin açtığı bir bahar rüyası.